Arkadaşlar, Hane'ye hoş geldiniz. Çok özlenen bir program ya. Hane. Tam neredeyse bir yıldır falan yapılmıyordu. Hane masam böyle zamanların şeyi, kıraathaneye ara veririz. Kriz zamanları. Evde oturacağımızda. Kapanmada gireriz, açılmada çıkarız. Rahat ortamımızdayız, kendi çöplüğümüz. Abi en sevdiğim, benim en sevdiğim. Kıraathane farkı ne mesela? Kıraathane yapıyoruz niye Hane? O kadar çok var ki. İnanılmaz farklı bir format. Aynen. Yani... O-rated yok. İnat yok. Bak bu yorucu maddeler yok yani. Aynen. O masa yok. Masanın rengi farklı daha doğrusu. Masanın rengi farklı. Ofiste değiliz. Bak oturuş yok. Şu yok. Yönetmen yok. Yönetmen yok. Aynen. Yönetmen bizzat kendimiz yapımcılığını ve yönetmenliğini yapıyoruz. Gözde bile yok bugün. Ama arkadaşlar ben sürekli kendimi gördüğüm için habire size bakacağım. Ama size değil aslında. Yanınızda şey var. Habire kendime bakıyorum buradan. Ay çok güzel bir ismiş ya. Seda Sayın'ı anlıyorum şu an. Bu arada şu an programa başladığımız dakikalarda bütün ülke yanıyor arkadaşlar. Manavgat'taki yangın devam ediyor. Bilmiyoruz belki programın yayınlandığı gün. Pazartesi. Daha fazla yerde yanmaya başlamış olacak. Çünkü ilçe şu an mezra yanan bir ülkede yaşıyoruz. Uçaklar da hak getire. Hiçbir şey yok ortada. Hiç Türk Hava Kurumu'nun pilotları görevden alınmış, teknisyenleri işten çıkarılmış. Yangının kendi misafiriyle. Aynen. Çünkü bu ülkede hiç orman yangını yokmuş gibi. Bütün bu önlemler bir önce bir halı altına süpürülmüş. Yangının kendi insafıyla durmasını bekliyoruz şu anda. Dualar yollarla. Diyanet İşleri Başkanımız orada. Bence onun nedeni genellikle yangını çıkarma sebebi bilindiği için. Başka sebeplerle çıkan yangına hazırlıklı değiller. Yani yangın niye çıkıyor? Otel yapmak için. Kontrollü şekilde çıkıyor. Eğer gerçek bir yangınsa buna karşı bir önlemleri yok. Değilse zaten yine yapacaklarını yapıyorlardır. Bu arada tabii ki yani burada küresel ısınmayı da yok saymayalım. Hava 41 derecelere çıkmış hiç görünmeyen yerlerde. Yani bunun bir sonucu olacaktı elbette. Hangi felakete karşı önlem alındığını gördük ya. Geçelim ona. Depremde görmedik. Selde görmedik. Sıfır. Yani neyde var? Hiçbir şey yok. Sıfır. Toprak kaymasında da görmedik. Heyelanda görmedik. Çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef çığ, heyelan, bütün bunlar hep tehditler. Ve TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 4794 konut inşa ettik. 927 konutun ise yapımı sürüyor. Bir diğer yine şu dakikaların gündemi voleybol takımımız onları da büyük bir keyifle, büyük bir zevkle takip etmeye devam ediyoruz. Bize çok kızılıyor bu tip mevzularda işte bizim çocuklar meselesinde filan. Üzerimize gelen milliyetçiler filan da olmuştu ama öyle zannettiğiniz gibi düşünmediğimiz bazı konularda güzel bir takım gördüğümüzü, onları da çok büyük bir keyifle izlediğimizi belki de söylememiz fena olmaz. Voleybol daha kirlenmemiş de bir alan ya, milliyetçi hamasi taraf tarafından işte filenin sultanları falan gibi abuk sabuk tanımlar dışında voleybol çok daha çok daha keyif veriyor tabii ki oradaki kızlarla birlikte o heyecanı hissetmek. Bir de arkadaşlar sizin gönlünüz bol olabilir. Arda'sını, Acun'unu, iktidarın yanında kümelenen federasyon başkanlarını çok sevebilirsiniz. Biz ama tutmak zorunda değiliz ama voleybol takımı gerçekten müthiş yani. Ben Meryem Boz'u izlerken aldığım zevki uzun yıllardır herhangi bir Türkiye ile ilgili bir sporda almamıştım yani inanılmazdı. Biz zaten bir milli takımı desteklerken aradığımız şey yani kişisel bir temsiliyet arıyoruz ya orada. Hani kendini gerçekten temsil edildiğini hissetmek istiyor insan. Mesela bu takımda onu hissediyorsun. O çok güzel bir duygu yani. Kesinlikle öyle. Abi uçakta adam döven, kafede adam dövenlerin oynadığı bir takımı niye tutayım ben? Yani mesela voleybol takımında da böyle bir şey görsem. Ve bütün paralarına katıldığı, hiçbir kazanç, hiçbir geri getirisi olmamasına rağmen inanılmaz paralarına katıldığı, hiçbir karşılık anlamamasına rağmen bir takım yerine gerçekten dişiyle tırnağıyla, kazıya kazıya, sadece sporculuğuyla bir yerlere gelen bu insanları gerçekten takip etmek inanılmaz. Bir de tarafı gerçekten çok ilginç tabii ki. Yani gerçekten hiçbir yatırım olmadan, hiçbir arkalarında destek olmadan, tamamen kendi çabalarıyla hani oraya giden sporcuları görmek falan inanılmaz. Ülkede hiçbir geleneği olmayan sporlarda tamamen kişisel çabalarıyla oraya gelen pek çok insan var. Ya şort boyu tartışmasıyla uğraşıyor ya bu insanlar hala. O zaten ya. Dün şeyi izledik ya, yüzmede bayrak yarışına ilk kez Türkiye katılmış. Hani oraya katılmakla olağanüstü. Yani sonuncu oldular ama inanılmaz bir derece. Sonuncu oldu ama orada yarışmak zaten çok büyük bir şey. Türkiye tarihinde ilk kez. Evet yani İzmir'de falan bir tane olimpik havuz varmış mesela yani. Hani bu bilgilerle bunlar bir araya gelince. Üç tarafımız denizlerle çevrili, overrated.
Üç tarafımızın denizlerle çevrili olsa o renk. Zaten bir tanesini müsilaj götürdü. Arkadaşlar bizim hiçbir tarafımız denizlerle çevrili değil artık. Karadeniz'e biz bir kara parçası. Yanan bir kara parçası. Aynen. Her yer doğu yazıt. İnferno. Her yer doğu yazıt. Gerçekten. Her yer işgal, her yer doğu yazıt. Cehennem dile geldi yani ülkede. Vallahi yani. Billahi. Gerçekten öyle. Ağzına alevler çıkarak yani yukarıdan bize bakıyor. Sauron ya burası. Sauron'un toprakları. Daha deprem göreceğiz arkadaşlar. Ağzına aylak diyeceğim ama nereye kadar ağzına aylak üretini de bayrağı açtık. Bilimsel olarak göreceğiz. Aniden bu kadar arkadaşlar. Bu dertlerimizi size de paylaşalım istedik. Bu bizim terapi programımız arkadaşlar. Kamera açıp size doğru sinirlendiğim bir şey. Psikopat gibi hakikaten burada. Bir de kendimizi de görüyorum. İyice bir deliye bağladık. Evet. Övgü sen ne yapıyorsun? Ekip arkadaşlarımıza buradan bir selam. Hakikaten ay Övgü'yü çok özledim. Rosa'yı çok özledim. Seyit'i çok özledim. Çağmur. Gerçekten dördünü de bayağı çok özledim. Özgür'ü bir çıt özledim. O zaman konular sporunda ilk 11 açıklandı. Arkadaşlar hocamızı izliyoruz şu anda. Hafiften arkalara doğru kelleşmesiyle, tüm bronzluğuyla, hafiften yaşlanmış ama yanaklara attırılan botoksuyla Fatih hocamız. Evet, Fatih. Fatih hocamız şu anda PSV Eindhoven'a 5-1 sonra 2-1 yenildiği maçın hesabını veriyor şu an. Ne diyor? İlk 25 dakikadan çok memnunum diyor. 35 diyor ama sen göremiyorsun ama 35 mi çalmamız lazım. Pardon hocam, hakkını helal ediyorsun Fatih hocam. Konulara geçmeden önce arkadaşlar benim formam nasıl? Evet. Evet. Denver formam, playofflar bitti ama ben bitti demeden bitmez playofflar. Playofflardaki rezilliğini konuşmamız lazım. Büyük evet, rezillik konuşacağız. Var. Konuşacağız, o konuda öz eleştiri vereceğim. Milwaukee'ye yapmış olduğum köylü ve bu takımdan sadece Milwaukee değil ki. Olmaz eleştirimi. Maalesef AB'yle yaladım. Tuttuğun takımlar tek tek. Tek tek böyle. Tek tek. Bak nasıl tek zevk. Tek. Nasıl zevk. Şu aldığı zevke bakın mesela. Neda. Arkadaşlar bu formu bana Hasancığımızın hediyesi. Ama önemli bir detay da var. Arkasında ne var? Zeox. Zeox mu derseniz benim bilgi piramidindeki nikim. Knowledge is power arkadaşlar. Knowledge is power. Ha. Knowledge is PlayStation 4'te bir araya gelip oynadım. Harika bir oyun bu arada. Harika bir değil. Oyun. Abi, mükemmel bir oyun. Bütün 3 ayını verdi. Nankörlüğe bakar mısın? Ben böyle nankörlüklerle hiç hoşlanmam. Pandemi onsuz geçmez. Ki PlayStation oyunu değil arkadaşlar. Telefonla oynanıyor. PlayStation oyunu falan da. PlayStation oyunu. Hayır PlayStation oyunu deyince. PlayStation oyunu başka bir şey canım. Telefonla oynuyorsun. Telefonu açıp kelime oyunu oynuyorsun. Tamam telefondan da oynayabiliyorsunuz ama PlayStation oyunu. Hocamız hala konuşuyor. Diyor ki taraftar bizim için çok şey ifade ediyor. Yerli yerinden oynatacak açıklamalar. İlk konumuza geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 15 Temmuz Şafak Vakti bir sürü PR'la çok iddialı bir şekilde sinemalar açılır açılmaz. Sanki sinemalar onun için açılmış gibi bir zamanlamayla vizyona girmişti. Müthiş PR'lar yapıldı. Atlas Sineması'nda galalar yapıldı. Bakanlar, partiler, yöneticiler, bilmeyenler herkes oralardaydı. Gel gelelim box office rakamlarına bakınca bu filmin halkta pek de karşılık bulmadığını tespit etmek mümkün. Pandemiyle alakalı olabilir mi? Hızlı ve öfkenin aynı esnalarda 1 milyona yaklaşması. Onun herhangi bir açıklaması yok gerçekten. O da pandemiyle alakalı olabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Bu hain kalkışmayı tekrar hatırlamak istemiyor halkımız. Doğru, unutmak yani, istiyoruz. Evet, artık ay ne olur bana o geceyi hatırlatmayın gibi yani. Hani uğursuz geceler vardır ya hatırlamak istemeyeceğiniz. Halkta herhalde öyle bir tepki oluştu. Erken, biraz erken oldu. Biraz erken oldu gerçekten. Ama neticede hakikaten burasına gelmiş belli ki vatandaşın. Açıkçası rekor şiarıyla yola çıkmışlardı. Ama bir nevi rekor kırılmış oldu. Tersine bir rekor gerçekten iktidarı bütçe gişe şeyinde korelasyonunda bir rekor olabilir gerçekten. Bunlar şeyle de ilgilenmiyorlar. Ben onu da anladım. Gerçekten doldurmak isteseler FETÖ bak dolduruyordu zamanında. FETÖ otobüslerle. Otobüslerle götür seyircisini artır. Biletleri alın. Abilerle, ablalarla bu işi götürüyorlar. Personellerden taşı. Aynen. Bunlar neyle ilgileniyor acaba? Mesela rekor kıracağız da rekor kırabilir. Kırmamakla. Önemli değil. Hayır, git işe rekamlarını değiştir bir telefonla yani. Hani, o bunlar bu kadar zor değil gerçekten. Bu arada ciddi de bir servetleri var. Bilet almak da mümkün. Yani ne olacak oraya? Hibe et. Kalkışmayı... Bence zaten paranın büyük bir kısmı Kültür Bakanlığı'na geri dönüyor. Yani bilet orası. Oradan al, oraya koy. Bence biraz şey yapıyorlar. Şimdi, bu filmler yapılsın diye sadece biz tabii bu filmi biliyoruz. 15 Temmuz filmi olduğu için yine böyle biraz gündeme çıktı, önümüze düştü falan. Bir de hiç önümüze düşmeyen, Kültür Bakanlığı'ndan devasa paralar alan
Birçoğu sinemaya bile girmeyen, girenler bir hafta sonra çıkan. Bazısı belki çekilmeyen bile. Çekilmeyen, bir sürü büyük destek alan filmler var. Bunların hepsi iktidar propagandası yapan ya da iktidarın ilgilendiği konularla ilgili filmler çekenler. Bu yüzden para akıtmak için yapılan bir şey. Ama 15 Temmuz gibi iktidarın en çok kullandığı alanlardan birinde bir film yapıyorsun. Bu film sinemada izlenmiyor bile. Yani ben yine 200 bin, 300 bin izlenir mi acaba diye düşünüyordum. 20 bin nedir ya ilk hafta? Hiçbir gücü yok ya. Yani kültürel alanda hiçbir gücü yok ve çıldırmış durumda. Yani Atlas Sineması'nda mesela zimmetlerine geçirdiler Kültür Bakanlığı. Filmde Erkan Petekkaya yani, oynuyor abi. Abi de. Onun zaten 20 bini vardır. Genç kadınların sevgilisi gerçekten. Ya Erkan Petekkaya bugün Türkiye'nin önemli oyuncularından biri. En ama. Erkan Petekkaya'nın işte en az seyirciye ulaşan filmi bu arada. Yani. Adamın da kariyerini bağladı yani. Duyumlar onun da çok mutsuz oldu. Yani. Adamın da kaşesi düştü. Adam emek verdi. İki işe alıştı. Sete geldi. Adamın bütün huzurunu da kaçırdınız arkadaşlar. Burada alt başlık çok iyi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Kral biraz erken olmadı mı? Medyaskop'a bağlamak gibi olacak ama şey durumu da var. Yani 15 Temmuz'un genel olarak bir zaten bir karşılık bulamaması gibi bir şey söz konusu oldu bu yıl yani. Hani 15 Temmuz'un filmini de yapabilirsin bu kadar erken ki yapmazsın. Normal bir iktidar yapmazsın. Bunun gerçekten bu kadar insan öldüğü, bu kadar acının olduğu bir yerden bir propaganda çıkarmaya çalışmazsın bu kadar erken bir şekilde. Yani Amerika'da da yapıyorlar tabii ki bunu. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar ama orada bile belli sahiplerle yapıyorlar. Yani. Araştırma komisyonu bile kurulmadı benim bildiğim ya. AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Tabii tabii. 15 Temmuz araştırma için. Araştırdılar mı yani meclisel anlamda? Benim bildiğim 15 Temmuz şehit aileleri için toplanan paralar. Sonra skandallara kurban gitti işte yani. Verilmemiş. 15 Temmuz şehit aileleri zaten. İktidarın zaten arası kötü onlar. Evet, yani böyle bir zaten durum var. Yani ne yapıyorlar? O gün geldiğinde işte ezanlar okunuyor. Her zamanki gibi ezan, vatan, millet, Sakarya muhabbetiyle insanlar bir şekilde uyutuluyor, geçiyor. Bu sene ama öyle bir şey de olmadı hakikaten. Yani bir PR malzemesi olarak kullanılamıyor. Kullanılmadı, evet. Yani bir de oraya akıtılan bir bütçenin artık bence kendi kitlesi tarafından da bir tahammülü kalmadı. Şeydir bu arada filmleri bence beğenmiyor Erdoğan. Bu bir önceki filmde de olmuştu ya, Reis filmi çekilmişti. Onu da beğenmedi ve hiç destek de vermediler. Ama dans sinemadan anlıyor diyebilir miyiz o zaman? ama anlasa bence doğru isimler getirir yönetmen. Anlıyor değil de beğenmiyor daha çok yani çekilen şey. Mesela buna hiç destek verdiğini gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Ben de görmedim. Paylaşım, filmin galası, herhangi bir açıklama. Bu arada olmuşsa da gözümden kaçmıştır. Ama ben görmedim. Öyle bir destek de yok. İktidar kanadında da yok öyle bir destek. İzlemiştir ve onayını vermiştir. Ha, onay vermiştir belki tabii ki. Onay sonuna. Vizyona girebilir. Aynen. Ama biz yanında durmayız. Bizi karıştırmayın onay. Şu. Bizi karıştırmayın. Sokun. Şu yani hareket de şudur. Türk 60'ı hanede konuşulur diye en mutsuz ülkeler. Gördünüz mü onu? Yok. Evet. Araştırmaları öyle. En mutsuz ülke dünyadaki. İkinci sırada. Öfke sırasında Irak'tan sonra öfke. İkinci sıradayız. Evet, öfke de ikinci sırada. Hasan bunu senin de katkın. Burada bak %44 yes denmiş buna. %4'ü senin bunun yani. Enjoyment sıralaması. Mutluluk. Danimarka birinci. Şaşırtmayacak bir şekilde. İzlanda, Yeni Zelanda, Paraguay ne alakaysa ve Norveç geliyor. Paraguay'da herhalde artık yani orada. Paraguay'a da bir bahane bulun. Ya Norveç değilsiniz kusura bakmayın Paraguay. En aşağı en mutsuzluk sıralamasında da Lübnan birinci sırada. Türkiye'de hemen %34 onlar, %35 biz. Malta, Benin ve Namibya'da. Bu tabii anket yapılabilen geliyor. Ülkeler mesela yani Türkmenistan'da falan bu anketin herhangi bir yeri olduğunu zannetmiyorum yani. Niye girmesin abi şu listeye Türkmenistan? Gülme. En çok gülen ülke. Aa, benim ben burada katkım var bakın. En dipte olmamıza üzüldüm burada yani. Türkiye en az gülen ülkeymiş. Evet. Çok ilginç. Ben bakın. Gülüyoruz lan. Sinir bozukluğuyla en azından gülüyoruz çünkü. O sayılır. Sinir bozukluğu sayılır. Keşke bir de sinir bozukluğu gülmesi. Abi biz zaten 200'leri 300'leri kabul ediyoruz da bu sonucu olmak gerçekten. En çok gülen ülke Senegal'miş bu arada. Buradan kardeşlerimize selamlar olsun. Paraguay yine bu listede de var. Paraguay'da güzel bir hayat dönüyor arkadaşlar. Paraguay arkadaşlar belli ki Euro'nun altından kalkamayacak. Türkiye vatandaşları için iyi bir beyin göçü yeri gibi geldi bana. Paraguay'a dair bildiğiniz bir şey söylesenize. Paraguay'a dair. Kanal var. Paraguay kanalı mı? Paraguay kanalı değil, kanal var bir tane. Ben de buradan Roque Santa Cruz'a bir selam göndermiş olayım. Arkadaşlar burada bir hikayem var Santa Cruz'la ilgili. O yüzden böyle çevire çevire konuyu buraya getirdim. Direkt girebilirsiniz. Hakikaten öyle. Yok, uzak yoldan getirdim. Çünkü moderasyon bunu gerektirir. Zamanında Münih'te işte Bayern Münih Schalke maçına gitmiştik. Biz de Türk işte bir grup, 10 kişilik bir grubuz oraya arkadaşlarla falan beraber. Dedik ki biz Paraguay gibi takılalım bugün. Roque Santa Cruz oynuyor dönem Bayern Münih'te. Paraguay bayrakları falan aldık elimize. İşte deli gibi bağırıyoruz Roque Santa Cruz diye. 10 kişiyiz de bayağı. Deli gibi bağırıyoruz sesimiz çıktığınca.
En sonunda geldi yanımıza, bizi selamladı. Maç öncesi. Sonra maç sonrası da yine veda etmeye geldi. O da böyle bir anımızdır. Kardeşimize selam olsun. Paraguaylı kardeşimize selam olsun. Hakikaten bizi orada bir grup Paraguaylı. Onur etmiş yani. Onur etmiş oldu. Canım benim. Sıradaki konumuza geçiyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada çok acı bir görselle karşılaştık. Birisi ona Mansur Yavaş'ın dövmesini yaptırmış. Bir de şey yazmış ya, ben ona en çok güldüm. Çabuk dövmenin tatlılığına bakın. Aman Allah'ım ya. Trollü olabilir mi? Gerçek dövme değil yani. Ay eğer değil, trollse olağanüstü bir troll bu arada. Onu da tabii ki belirtelim. Ama onu yapan dövmeci paylaşmış sanırım zaten. Yapılmış yani o dövme. Bir kolda görüyoruz sonuçta. Biri yapmış bunu sonuçta. Evet, biri yapmış. Bu dövme yapılmış. Şey anlıyorum ben. Ankara'ya gittiğimde gerçekten beladan kurtulduğu için gerçek bir bela. Yani yani şu ülkenin başına gelmiş en korkunç 10 isimden biri olabilir. Ondan kim? Kurtulup adını anmaya bile gerek yok. Aha, hakimden kurtuluyorum. Yani ama gerçek bir şey olduysa adını anmaya gerek yok. Ama Mansur Yavaş'ın gelmesi Ankara'da gerçekten inanılmaz bir rahatlama var yani. Kimle konuşsam Mansur Yavaş'tan bahsediyorum. Kimle konuşsam ama yani inanılmaz bir şey. Herkes acayip memnun. O sevgi anlıyorum tabii ki. Aslında Ankara'nın nabzını tutuş olması çok hoşuma. Memleketi. Ara ara gönderelim. Memleketi. Bence. Yok, istersen ben tuttum. Biriyle oturuyorum, bir akrabayla Mansur Yavaş konusu açılıyor. Arkadaşlarla oturuyorum Mansur Yavaş. Bir kafeye gidiyorsun Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'tan başka bir şey konuşmuyor. İlk konu yani gündem maddesi. Çok memnun herkes. Gerçekten bir felaketi atlatmış gibi bir ruh hali vardır orada. Ama bir savaş bitmiş gibi düşünün. Yani bu sağlıklı bir ruh hali mi? Onu biraz konuşalım tabii. Yani Mansur Yavaş olan bu çılgın sevmek. Herhangi bir siyasetçiye karşı olan delicesine sevgi. Kim olursa. Değil tabii ki. Hiç değil. Yani Mansur Yavaş olması gerekeni yaptığı için. Yani işini yaptığı için bu kadar sevilmemeli. Çok kendisi de istemiyordu. Siyasi bence şeyin de içinde değil ya. Yani daha çok hep hizmet bağımlısı biri yani. O ya bu antadaki biraz personası gerçek personasıysa zaten bu kadar sevilmeyi de istemiyor olması lazım. Yani. Hiçbir şekilde ilgilendiğini zannetmiyorum gerçekten sevgiyle. Yani öyle bir şeyini görmedik hiç adamın. Onun bir tutarsızlığını görmedik. Milliyetçiliği konusunda da öyle mesela. Çok net yani. Hani öyle şey de yapmıyor. Hani böyle bir siyasi bir argüman da değiştirmiyor için. Neyse, o adam ilk günden beri gerçekten. Burada acı olan bence şey bizim durumumuz. Yani Türkiye'nin genel olarak. Yani çok. O kadar görmediğimiz bir şey ki belli yerlerde sadece insanlar çok işini yaptığı ya için, belediye işini yaptığı için. Bu bizi mutlu ediyor çünkü en korkunçlarını gördüğümüz için yani korkunç bir durumda. Değil, yolsuzluk ifşası yani. Devlette devamlık esastır da yapmıyor ya. Hani hiçbir dönemi yolsuzluklarını da ifşa ediyor. Bu da mesela TC'ye özgü bir şey değildir yani. Hep üstü kapatılarak gittiği için o da tabii ki çok değerli bir şekilde. Ya bir de şöyle bir ülkedeyiz. O yolsuzluğu yapan, yani o yüzsüzce hala Twitter'da, yani o yüzsüzce devam ediyor. Mesela yargılanmıyor. Hiç. Bir, herhangi bir suçundan dolayı bir şey olmuyor. O yüzden böyle bir ülkede bence insanların böyle bir şeyi sevmesini ben anlıyorum. Ama bu acınasız bir durum tabii. Hepimiz için üzücü bir durum yani. Of, o dövme yine de yani biraz erken olmamışım ya. Biraz erken ama biraz da fazla olmamışım kardeşim bu sevgi. Ama biz de bir siyasetçinin dövmesini yaptırabilirdik. Ben çok kötü bir dövme yapmış bir insan olarak söylüyorum. Sen de bir siyasetçinin dövmesini yaptırmış kadar varsın. Tabii ki bu tarz şeyler yapılıyor hakikaten. Sonra çok pişman oluyorsun. Ben yerinden dolayı pişmanım. Sen Bakunin de yaptırabilir misin? Saçmalık yani. Buraya dövme yapılır mı mesela? Bence yapılmaz. Yapılır ama... Tabii ki yapılır. Bu oyuna dövme bayılırım ben. Siyasi bir şey yapılır mı diyorum buraya. Böyle damga gibi yapılmaz. Buraya tabii ki dövme yapılır yani. Çok güzel dövmeler aslında var. Aslında o kadar kötü ki bana mesela iyi gelmeye başlıyor. Yani daha kiç ve böyle daha şey geliyor bana artık. Daha böyle bir, bence buraya bir dövme... provokatif geliyor. Yani daha dövme... seksi gelmeye başladı mesela bana. Buraya bir dövme yapıyorsan bence birisi estetik olması gerekiyor. Bir estetiği olması lazım. Şimdi ona katılmıyorum ben artık ya. Ben katılıyorum ya. İkincisi siyasi bir şey dövme yapmak bana çok şey geliyor. Yani her anlamda yanlış geliyor bu yaşından bakınca. Neyi yaparsan yap yani. Bir simgeyi. Yani o damgayı gösterme biçimi bile bence inandığın şeyin, benim mesela inandığım şeyin tersi bir şey yani buraya dövme yapmak. Hele bir siyasetçiyi yapmak. Ama Mansur Yavaş'ı yapmak. Yok onu, o başka bir tarz yok. Bir siyasetçi yapmak bence çok yanlış zaten ya. Yani ay, siyasetçi niye yapılsın? Siyasetçi yapılır mı ya? Şey. Ama yapsan kimleri yapardık şimdi, o da var. Gandhi mi? İsmail Cem diyorum ben. Türk siyasetçi söylüyoruz. Zararsız. Güzel bir kültür bakanlığı dönemi var rahmetlinin. Çok iyi işleri var bu arada. Çok iyi işleri var. İyi de bir insandı arkadaşlar. İyi de bir insandı. İsmail Cem'in dövmesi neden olmasın diyorum ben mesela. İade etmiş de oluruz. Ben daha ikonik bir isim söyleyeceğim. Kemal Derviş. Ooo güzel. Ha, seninki Kemal Derviş olarak. Kemal Derviş. Hakikaten güzel bak ha.
Fena değil hakikaten. Kemal Derviş arkasında Merkez Bankası'nın bir şeyi. Sürekli bir umut taşıyorum üstünde yani. Bir gün gelecek ve işleri halledecek, toparlayacak. Yani bugün gelmese yarın gelecek. İyi ekonominin simgesi olarak Kemal Derviş hakikaten. Mustafa Sarıgül'ün dövmesini sırtınıza ne kadar yaptırırsınız? Hep kalacak hayatta. Ama ben onu kötü örnek olarak onu söyleyecektim. Yaşayan bir gif olduğu için bence dövmeye çok uygun yani. Hani şey olarak da o da ya hiç bir yerden gayet. Sadece Sarıgül dövmesi mi? Sarıgül. Şuraya, şuraya çok sarı simgesel. Bir gül. Abi, parti simgesi niye sarı gül yapmamış ki ya? Ne acayip mesela, ben o zaman öyle yapardım. Onun öyle aşırı sarı abartılı gül hareketleri var ya, onlardan birini gif olarak yaptırmayı mesela. Hacer kaldırır. Kesin gif olarak yaptırabilsek dövmeleri ya, hareketli dövme. Evet, hareketli dövme. Sadece aşırı... Ay, Harry Potter evreni gibi. Benim kamer genç bu arada, söylemedim. Güzel, çiçeklerle. Müthiş bir isimdi kendisi. Mecliste gerçekten çok önemli bir isimdi. Katılıyorum. AK Parti'ye karşı en fazla savaş vermiş isimlerden biriydi. 50 defa söyledi bunların ne olduğunu. Adam o da söz geçiremedi. Ona da bir rahmet dilemiş olalım. Kamer geçti mi öldü? Kamer geçti mi? Bayağı oldu. Onun dışında kimi söylerim? Özel Çimleri de yaptırabilirim. Özel Çimler. Bir dönem o kadar çok karikatürize edilen bir isimdi ki Tansu Çiller üzerinden. Özel Çimler'in dövmesi niye olmasın diye düşünüyorum. Geride kalmış, gölgede kalmış bir isim. Güzel, İmren Aykut diyeyim ben de. Şu an İmren Aykut diye Google'a yazan binler olacak. 90'larda ANAP'tan, Lady'lerden, pardon papatyalardan biriydi. İmren Aykut baş papatyaydı yani. Milli görüş temsilcileri yan yana da yapılabilir kola böyle üçlü. Enteresan şeyler. Bülent Arınç, Abdullah Gül, mesela Ali Babacan. Araya hatta bir de üstlerine Necmettin Erbakan böyle bir piramit yöntemiyle. Ben de o sayfaya girecektim. Evet, Necmettin Erbakan, Recai Kutan. Ha pardon, o yeni milli görüşçü nesil. Asıl. Eski. Hasan Mezarcı. Günden bugüne milli görüşçüler. Hasan Mezarcı'nın eski hali. Mesih olmadı. Peygamber olmadı. Aynen. Erbakan'ın terli yüzü mü? Teri yapacak. Böyle soy ağacı gibi yapabilirsin onları. Sırtına mesela böyle piramit gibi. Çok güzel gerçekten. İlluminati'nin gözü gibi sırtına. Uf, çok iyi ya gerçekten. CHP'nin altı oku yapılabilir şeyler. Özal'ın gözlükleri. CHP'nin önemli isimleriyle. Özal'ın gözlükleri. Yanına arı. Böyle gözlüğün içinden arı böyle şey yapıyor gibi. Uçuyor gibi. Beyoğlu Star'a bir şey serisi. Tişört serisi. Bunlardan. Siyasetçilerden mi? Evet. Demireli şapkası. İllüstratif gene. İllüstratif güzel. Tanıdığımız illüstratif, illüstratif arkadaşlarımız. İllüstratif arkadaşlar. Güzel arkadaşlar, siz de sırf kendimizi önermiyoruz. Arkadaşlar bizim yapıyoruz. Bir takipçimiz vardı. Suyla yapışan dövme işi evet yapıyordu ya. Eşiyle beraber. Bunları yapsak ya. Eşiyle beraber böyle bir iş yapıyordu. Biz hediye... Evet evet, biz Faruk'a anlaşıp gül dövmesi, senin okulunda gül dövmesi yaptırdığımızda bize sağ olsun ulaşmışlardı. Kardeşimiz bizi izliyorsa siyasetçi dövmeleri. Suda. Şık. Günübirlik. Ben çok güzel. Beyaz güvercin Bülent Ecevit. Ben de Erdal Ünlü diyecektim. Yani iç siyasete girmek istemeyen bir insanı siyasete soktular. Erdal İnönü'nün yanında şey fizik tüpleri mi? Deney tüpleri. Valla olur. Onun ne olduğunu hatırlatmak için güzel. Fatma Giriye ne dersiniz? Aa, mavi gözleri. Tükürük. Mavi gözleri ve tükürük. Çok güzel. Siyasi diyaloglarımızdan sonra yine konuya geçeyim isterseniz. Lütfen Kaan'cım, buyursun. Aklınıza siz yeni isim geldikçe araya bir anda siyasetçi isim atabilirsiniz. Ben valla düşünüyorum. Arada ben altyazı okuyorum, soru ve görüşleriniz için. Başka bir şey yok şu an. İstanbul Film Festivali'nin kapanış töreninde elim bir olay yaşamış arkadaşlar. Şimdi Seda Sayan gibi tirada başlıyorum. Elim ayağım titriyor. Sözü sona bırakmadan önce azıcık anlatayım. Nisan'da Twitter'da gündeme getirdi ama çok kendi alanında kaldı. Çok da konuşulmadı aslında, ben bekledim birazcık daha yayılmasını. İnsan... Kendi alanında da çok konuşulmadı. Kendi alanında da çok konuşulmadı. Sadece bir grup kadın yönetmen arkasında durdu ve paylaştılar. Onun dışında da kimse çok sesini çıkarmadı. Ercan Kesal en iyi yönetmen ödülünü Fikret Eyvan'a vermeden önce bir konuşma yaptı. Setin en yalnız adamı ama çok kalabalık bir ekibi de başından sona idare etmekle mükellef. Ve derdi olan bir adam. Yönetmen. Kendiyle derdi olan bir adam. Bu yüzden dünyayla derdi olan bir adam. Yaralı bir adam. Ama yarasıyla uğraşmaktan da vazgeçmeyen bir adam. Dönüp her seferinde kendi içindeki karanlığa bakmaktan korkmayan bir adam. Yarasının peşinde çünkü kabuğunu kaldırmaktan çekindiği yarası aynı zamanda onun şifası. Bol bol adamlık üzerinden bir yönetmenin nasıl olması gerektiğini anlatan gerçekten oldukça tuhaf bir konuşma yaptı. Sanırım bu konuşmayı yapan kişi Ercan Kesal olduğu için de kimse sesini çok çıkarmadı. Normalde böyle şeyleri çok itiraz yükseldiğini görüyoruz yani hep etrafımızda ama bu sefer pek olmadı.
deyip bu konunun ilginçliği üzerine yorumlarınızı almak üzere Zeynep için tabii ki sana bırakayım. Arkadaşlar biz orada canlıydık o gün. Canlı dinledik yani. Biz orada canlıydık, sonra öldük ama arkadaşlar. Gerçekten konuşmak için öldük. O ana kadar canlıydık. Ben Ercan Kesal sahneye çıkarken uzun süre konuşacağını hesap ettim ve çok tuvaletim vardı. Tam esnada tuvalete gittim, evet. Ve konuşmayı dinleyemedim. Konuşma bittikten sonra o topuklu ayakkabılarım ve çimenlerin üzerine Kaan'a doğru koşup Ercan Kesal'ın konuşma altına durdum diye bir gerçekten histeri krizine girdim. Yemin ederim inanılmaz pişmanım. Büyük ihtimalle seneler boyunca içimden çıkmayacak. Niçin o sırada sahneye bağırmadığım için. Gerçekten buna pişmanım mesela. O kadar insanı çileden çıkarılabilecek bir konuşmaydı. Ciddi anlamda şoka girdik Çiçek'le yan yanayken. Yani böyle birbirimize bakıp hani ne diyor şu an, inanılmaz bir şey. Yani böyle salonda kadınların yüzlerine falan bakıyorum. Doğru mu duyuyorum ve anlıyorum acaba diye. O kadar rezil ve dünyadan bir haber ve çok cehalet bombası bir konuşmaydı. Ben Ercan Bey için gerçekten üzüldüm. Çünkü iyi kötü saygı duyulduğu bir çevre var mesela bir oyuncular arasında falan. Ve o saygıyı gün be gün nasıl kaybedecek belli bir şey yani bu kadar, çünkü içinde yaşadığı gezegenin meselelerine, kendi ülkesindeki meselelere bu kadar yabancı ve bu kadar egosantrik biri zaten saygıyı devam ettirmesi, iyi bir film çekmesi, iyi bir yönetmen olması, iyi bir insan olması mümkün değil. Beraber çalıştığı kadınlardan da belli ki utanması yok. Başta eşi olmak üzere. Benim bildiğim kadarıyla tiyatroda yönetmenlik yapıyor çünkü eşi Nazan Hanım. Korkunç, çileden çıkaran bir konuşmaydı. Bu kadar bir öz eleştiri vermesini beklerim hala yani. Bir sonraki yapacağı en azından konuşmada. Hiç sanmıyorum ya Kaan. Çok eminim yani söylediklerinden. Bu böyle olay yeterince konuşulsaydı kendisine ulaştı mı ondan bile. Hani oraya baktı mı gördü mü bile. Bu bile şüpheli olduğu için şu anda. Umarım bir şekilde farkına varır yani yaptığı şey. Ya bundan başka bir şey umamayız gibi geliyor bana. Ben Nisan Dağ'ın tweetini gördüm. Tweet'i görünce biraz şey sandım. Adamlar muhabbetin biraz abartılı bir şekilde hani bir iki defa söylediğini ve konuşmanın ekseninin kaydığını falan düşündüm ama dinleyince şok oldum. Şok gerçekten olacak bir konuşma. Gerçekten mutlu. Ama asıl şok olduğum şeyi söyleyeyim bu arada. Sektörde hiçbir şekilde konuşulmuyor ama sen diyorsun ya belki kulağına gitmemiştir falan. Yani sorun bu zaten. Yani niye konuşulmuyor bu? Yapımcılar niye tepki göstermiyor mesela? Bu gerçekten tepki göstermiş bir şey. Şimdi birileri şey diyebilir. Yani bunu mu gerçekten gündem? Hayır, bu bayağı önemli. Bu çok sağ dışı bir konuşma. Çok sağ dışı. Türkiye'de en çok saygı duyulan isimlerden bir tanesi. Yani ya zaten o delirtici olan. Yöneten olarak, yazar olarak, oyuncu olarak. Aynen. Evet. Her anlamda herkesin saygı duyduğu bir isim. Çok değerli işler yapıyor. Hani benim de çok sevdiğim işleri de var. Ben kendisine Kıraathan'da çok bahsederim geyik bir şekilde. Ama gerçekten bu kadar önemli bir kişinin böyle bir konuşması yapması korkunç. Buna tepki verilmesi gerekiyordu. Çünkü bu dil çok önemlidir. Yani bir ödül verilirken bu konuşmanın yapılmasına tepki gösterilmemesi ileride kesin etkileri olacaktır. Tek başına bir adamın düşleriyle setin en yalnız adamı, derdi olan bir adam, yaralı bir adam, korkmayan bir adam. Bu hep böyledir. Bir şey tepki göstermezseniz mutlaka şey olur. Yani ne yapımcılardan bir tepki var. Özellikle kadın yapımcılardan bekledim. Oradan bir şey çıkmadı. Twitter'da kimse laf etmedi. Yani Nisan Karadağ ve birkaç isim gördüm. Ya belli ki herkes artık ya iki nedeni var bunun. Ya ülkede o kadar fazla şey oluyor ki artık herkes her şeyden bıkmış. Sektördeki sorunlardan bile bıkmışlar. Dile getirmekten yorulmuşlar. Ya da ikincisi Ercan Kesal saygı duyan bir isim. Filmlerini seviyoruz ya, falan filan diye. Hayır, bu ikisinden biri yani. Bence yani, sektördeki kadınlar iyi ki olabilir belki. Belki gözden kaçmıştır. Böyle şeyler olur bazen yani toplu. Bu an kaçacak bir şey değil. Ben bu kadar çalışıp ama şey, Ercan Kesal'ın bu meseleye ses çıkaran yani daha önceki meselelerde ses çıkaran kadınların nezdinde herhangi bir saygısı olduğunu düşünmüyorum ben. Ya zaten. Ama önemli olan onlara saygısı olması değil. Ercan Kesal'ın kamuya açık bir alanda yaptığı şey karşılanmaması. Bunu zaten yani diğer cenahtan biri yapmış olsaydı. Aynen. Sanlamazsın. Bunu kim yapar biliyor musun? Belediyenin. Erkan Petek'e mesela. Aynen. Ya da belediyenin ödül töreninde sahneye çıkmış bir belediye başkan vekili yapardı. Belediye başkanı da değil. Vekili yapar. Ercan Kesal bunu karşılıyor. Onlar bile var. Yani en azından danışmanları falan dikkat etmeye çalışıyorlar. Bazıları en azından. Hani orada bir şey var. Bir farkındalık durumu oluşmaya başladı. Orada bile hani yok. O farkındalığın onda oluşmamış olması. Ya bir de gerçekten de aslında bu 7 kere 8 kere pus oldu gerçekten. Şey ağzından kaçma evet, şeklinde değil. De değil. Hayır hayır. Bir üstüne basa basa. Evet. Bir kere olsa neyse. Hayır üstüne basa basa yarası olan adamdır. Kabuğu kaldırmayan adamdır. Ona merhem süren adamdır. Yani histeri gibi bir şekilde adamdır. Yani belki 4-5 defa söyledi. Korkunçtu ya. Peki mesela şu da dondurucuydu yani. Ben bu arada kendisinin
bulunduğu iki tane ortamda bulundum. Biri bir paneldi. Yine başka kadın yönetmenlere hiç saygı duymadığını zaten şahit olmuştum. Zaten böyle bir tavrı vardı. Bunlar böyle şey, böyle bir dedikodu olarak söylemiyorum. Yani sadece Ercan Kasa'nın konuşmasının hemen uyandırdığı şey bana o yıllar önceki panel oldu. Bunu açıktan yapabilmesi inanılmaz. Hani böyle düşünse bile bunu söyleyebilmesi bence bu cüret de inanılmaz. Orada kimse tepki göstermesi de bence insanların bir ne oluyor oldu yani. Hani beklemedikleri bir şeydi. Ama sonra en azından bir tepki bekledim gerçekten. Ay çok pişmanım ya. Vallahi çok pişmanım. Ya bireysel değil bence. Toplu bir şey olması lazım böyle durumlarda. Ya bir yönetmen, bence bu gerçekten bir yönetmen yönetmenliği adamlık olarak açıklayamaz. Yani bu bir kere... Ha korkunç ya. Şey, ya şunu konuşman bile yanlış ya. Yani. Bunu diyemezsin sen. Ödül verdiği yönetmeni mi anlatıyor? Öyle bir konuşma da değil. Hani öyle dersin, öyle bir şey de değil. Bayağı yönetmeni anlatıyor. Yönetmeni tarif ediyor. Evet. Yani. Yönetmeni tarif yönetmenin ne bak. Olduğunu tarif ediyor. Ben böyle bir tarif... Bir de mesela sen sen hayatında bir tarifini çekmiş insansın ya. Sen yönetmenliği tarif edemeyecek her şeyi geçtim. Ya bir de zaten falan. Beni genel olarak böyle ödül verişler çok yorar ya. İğrenirim. Birisinin orada çıkıp ders vere evet, vere, evet. Ders vere vere ödül o mesleğin ne olduğunu anlatan yani. Evet yani orada ödül vereceksin ve devam edeceksin yani. Hani seni o kısmı da gerçekten tuhaf. Çünkü Ercan Kasal da bir yerde... Yani. Kendisine bir konuşma fırsatı bulduğu anda illaki çok didaktik bir yerden dakikalarca bir konuşma yapıp böyle pas atıyor sonra başka birine. O kısmı da yani bence zaten ya, problemli. Küçük dünyalar benim ya. Mesela Ercan Kasal'dan beklentim şu olur. Gerçekten benim Türkiye'deki yönetmenlerden bir. Yani bazıları mesela bu mevzulara taktığımız falan hiç. Yani benim beklediğim şu bir yönetmenden. Yani Ercan Kasal gibi çok önemli filmlerin senaryosunda imzası olan, kendi filmi yönetmiş ve çok saygı duyan bir insan. Sektörün sorunlarına dair 2-3 şeye parmak bassan. O kadar anlamı var ki bunun. Yani senin yapabileceğin şey orada. Ya yapar mı ya? Yani senin yönetmenlik tarifini ben merak etmiyorum. Etmiyorum. Ben etmiyorum mesela. Ama onu yapmak istiyor. Bayılıyor. Yönetmenliği tarif etmek istiyor. Ne olduğunu anlatmak ya, istiyor. En iyi onun bildiğini söylemek istiyor. Ya tamam bunu kitabını yaz bunun. Yani sektörün önemli bir şeysin. Parçasısın. Sen orada söyleyeceğin iki cümle bile o kadar önemli ses getirir ki. Popüler bir isimsin sen ya. Yani çok popüler bir isimsin. Ya İdris Koçovalı ya. Sıradaki konumuz aşı zorunluluğu. Netflix'in aşı zorunluluğu. Geçtiğimiz günlerde açıklandı. Netflix'in bütün setlerinde artık aşı zorunlu olacakmış. Aşı olmayan kimse setlerden içeri giremeyecekmiş, çalışamayacakmış. Arkadaşlar ben net söyleyeyim, ben destekliyorum. Kusam motoru getirir miyiz bunu ama herkes aşılı zaten. Aşılı zaten herkes neyse ki. Getirmeliydik ama yoksa da. 5 kişi. Evet, aşı yandaşıyım ben. Aşı yandaşı. Yandaşım aşıya. Herkes aşı olmalı bir an önce. Diye düşünüyorum. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar diyebilirim. Ben önce başka bir şey söyleyeceğim. Netflix bununla ilgili acaba biri bir şey tutabiliyor mu, istatistik yapılabiliyor mu? Her hafta gündem olmayı nasıl yani beceriyorlar? Yani bu tabii ki önemli bir konu. Ama inanılmaz her hafta bir şey var. Artık çaba göstermeleri gerekmiyor. Yani. Ben buna çalıştıklarını düşünüyorum. Bayağı çalıştıklarını düşünüyorum. Yüzde bir milyon bende. Yani bu böyle bir şey mümkün değil. Ya iki yıldır tabii ki ama Netflix'siz bir gündem yok. Vardır yani kaba tabiriyle söylüyorum. Yani gündem zaten herkesin evinde her gün gündem zaten Netflix'in artık. Evet ama ben işlerinde basında gündem olmaya da ihtiyacı yok. İşlerine de taştığını artık başka bir şeye geçtiklerini düşünüyorum. Mesela bu aşı haberi geçen hafta yayınlanacaksa da bu hafta şeyimiz var haftaya bırakalım demiş bile olabilir. Artık böyle kötücül şeyler bile geliyor aklıma tabii ki paranoyak bir şekilde. Paranoya demişken ben tabii ki aşı karşıtlarının olduğu bir ülkede tabii ki doğru olan aşı yapılması da sadece film sektöründe değil aslında yani. Her sektörde. Her sektörde olması zorunlu ama ülkenin gidişi altında şu anda çok düşük aşı olma hızı. %30'lar mı? Aşı var ve insanlar mı oluyor? Yoksa aşı var mı? Aşı var. Aşı var. Ve insanlar oluyor. Ama şöyle bir şey var. Berbat bir organizasyon olduğu için Sağlık Bakanlığı'nın. Son konumuz. Netflix'in yaptığı bir He-Man uyarlaması var arkadaşlar. Kevin Smith 90'ların aslında en revaçtaki yönetmenlerinden biriydi. Sonra biraz ortalıktan kayboldu. Daha az film çekmeye başladı. Çektiği filmlerde o kadar ilgi görmemeye başladı. Birazcık onun geri dönüşü gibi. Çok provokatif bir yönetmendir. Yine provokasyonuna devam ediyor aslında bu işte. He-Man uyarlaması, Masters of the Universe uyarlaması. Oldukça olay yaratan şeyler oluyormuş bu uyarlama. Ben henüz izlemedim, sen de izlemedin ama Hasan izledi. Burada spoiler uyarısı. Küçük evet. Bir spoiler, ilk bölümde yaşanan bir spoiler bu. İzlemeyecek olanlar da zaten bir spoiler yiyebilir, biz başka bir şey konuşacağız zaten. Aynen, ilk bölümde arkadaşlar He-Man yani bu serinin ana karakteri Hakk'ın rahmesine kavuşuyormuş. Ve tabii ki bu serinin hayranları, o nostaljik çocuklar arasında da olağanüstü bir cingar çıkarmış. Büyük bir olay çıkarmış. Erkek çocuklarının morali bozulmuş. İyi ben ölüyor.
Evet yani dünya bu konuda ikiye ayrılıyor zaten. Birincisi serilerin olduğu şekilde korunmasını isteyenler, her seri baştan gelince o mitolojiye dair bir şeyler değişince bir olay çıkıyor. Bir taraf bunun işte yeni dünya düzenindeki bu SJV diye atfedilen, isimlendirilen, bize de zaman zaman öyle diyorlar, hatta SJV diyorlar. Social Justice Warrior. Onlar yüzünden işte sürekli serilerin değiştiği ve bu hale getirildiği ve dünyadaki hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamadığı, her şeyin boka sardığı politik doğruculuk meselesi. Bir tarafta da her serinin değişmesi, kendini yenilemesi, bir şekilde daha geniş kitlelere hitap edebilmek, daha çok insanın hikayesini anlatabilmek adına bazı reformların yapılması gerektiğini savunanlar. Zaman zaman bir tarafta, zaman zaman diğer tarafta olan insanlar da var yani, izledikleri şeyin değerine göre. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Diyerek Hasan'a ilk söz vereyim. Çünkü sen seriyi izledin. Sen neler hissettin? Ben İğmen'i o kılıcını alan çocuklardan biriyim yani, çocukum. Gerçekten o benim için inanmam bir şey, o kılıç yani. Gölgenin gücü adına. Gölgenin gücü adına. Yani bayıldığım bir seriydi. Her karakter yani, Orko'ya ayrı, Titre'ye ayrı, Shire'ye bile yani bile diyorum çünkü o sonradan kendi serisi de oldu. Ama erkek çocuğu olarak senin çok ilgini çekmiyor işte. Çıldırıyordum Shire'ye. İskeletor bile ya, olağanüstü bir kötü karakterdi. O yüzden heyecanla beklediğim bir projeydi ve hemen izledim. 5 bölümlük, ilk sezon 5 bölüm. Evet, ilk bölümde He-Man'i öldürüyorlar arkadaşlar. Hatta ölmemiştir diyorsun ama öldürüyor. Sadece He-Man'i de değil, İskeletor'u da öldürüyorlar yani. Hani ana çatışmayı baştan yok ediyor Kevin Smith. Hatta sonrasında bir video da var, izleyenler görecektir. Kevin Smith ve ekiptekiler seriyi konuşuyor ve dalga da geçiyor. Nasıl öldürdüm ama şimdi bana buradan yürüyecekler falan filan diye. Her şeyin farkında yani. Önce şeyi söyleyeyim, ne yapmak istediklerini söyleyeyim. Evet yani He-Man'in olduğu bir animasyonda bunu yapmak ne kadar doğru tartışılır. Tepkileri bir şey demeyeceğim, bir haklılardı yani. He-Man'i izlemek istiyorsun yıllar sonra. Hani burada şey var ya, bir özlem var. He-Man çünkü gerçekten başka bir şey yani. Bir de He-Man abi inanılmaz maskülen bir isim ya. He-Man yani. Yani inanılmaz bir şey tarafı var zaten. Yıllardır da konuşulan ya, bu nasıl isim diye. Tabii. Hem iyi hem ben nasıl olurum abi. Aynen. Tam Ercan Kesal'lık bir karakter aslında. Hakikaten öyle. Adam bu arada asıl He-Man olmadığı bir karakter de güzel. Adam. O da Adam. Hem Adam hem iyi hem ben. Ay kardeş vuruyor yüzümüze, çıkardı vuruyor. İzleyenler aslında çok kızdığı için bence hemen reddetmişler ama aslında He-Man ve İskeletor'un varlığının ne demek olduğunu sorgulatıyor. Yani bu ikisi savaşırken diyor, yan karakterler diyor, bunlar için var olan karikatür tiplerden ibaretti diyor. Halbuki değil diyor yani, orada acayip karakterler var diyor ve işte Talia, o da çok önemli karakterlerden bir tanesi asıl seride. Zaten başı şey böyle, bir tane sarayda açılıyor böyle. Bir böyle sarayda gayet böyle sınıfsal olarak da bambaşka bir yerde olan bir aile, bütün o evreni koruyacak olan ekibin ikinci bölümde Talia'yı mesela şey olarak görüyoruz. Adam'ın He-Man olduğunu da bilmediği için ve ilk kez öğrendiği için her şeyi geride bırakıyor. Paralı askın oluyor, saçını kazıtıyor. Bambaşka bir karakter oluyor. Talia'yı görenler de aslında bambaşka bir Talia izliyor. Ve karakterlerin hepsi değişiyor. Hepsinde bir oynama yaratıyor. Ve aslında o evren içerisinde bir deneme yapıyor. Ve bence sonuç başarılı oluyor bu denemenin. He-Man'in ve İskeletor'un varlığını da sürekli konuşturuyor bu arada. Onların nasıl bir çatışmaya sebep olduğunu, başkalarında nasıl yansımaları olduğunu. Bu açıdan bence başardığını. Yani iyi bir iş. İzlemek gerekiyor bence. Tepkileri bir şey demeyeceğim. Evet, izlemek istiyorlardı He-Man'i tekrar görelim falan diye ama o çok klasik şeyden uzaklaşmış. Yani çok güzel bir macera sunuyor. Başka bir macera sunuyor. Bence o yüzden başarılı. Diğer kısımla ilgili de şunu diyeceğim. Ben evet, yer yer sıkıcılaşıyor mu bu durum? Sıkıcılaşıyor. Ghostbusters ya da Ocean's 8 gibi projelerde mesela rezil işler çıkıyor ortaya. Ama bu o karakterlerin kadın olmasıyla alakalı değil yani. Filmin kötü olması, senaryonun kötü olması. Böyle binlerce erkek... Muhtemelen o işleri erkeklerin yazıyor ve çekiyor olması. Hayır, böyle binlerce erkek karakterin olduğu film de var. O atlanıyor. Tabii ki. Yani sanki bütün erkek... Kadın iki aileleri sıkıcı oluyor ya, abi. Bir de şunu da oluyor yani. Bunu tabii ki, bu rüzgarı bir fırsatçılık dalgasına çeviren bir şey de oldu. Yani bir yapım süreci de olurdu. Bir şey yani. Bu tamamen ticari bir meta ya. Ama zaten olacaktı yani. Hani tabii ki olacaktı. Popüler kültür böyle bir şey. Ama yani, gerçekten yapmak için yapan seriler de oldu yani. Hani gerçekten hani böyle bir rüzgar var şu anda. Bu rüzgara biz de kapılalım. Ya varsın yapsın mı? Meta çıkalı. Evet, ama işte seyirci varsın onun tepkisine yani. O fırsatçılık yani anlaşılıyor biraz zaman zaman. O tabii projeye ki, başka bir ki ruh katmak gerekiyor çünkü. Eğer böyle tabii bir, ki öyle. Ya bu, yani şu Ocean's Eleven'ı çevirip gerçekten kadınlarla çekiyorsa o ruhu uygun bir şekilde çekmen lazım. Mesela ki
bir gücü olsun onun. Gücü olsun, yeni bir rüzgarı olsun. Daha da zarar vermek dışında. Orada erkekleri alıp kadınları içine, koyarsan yeni bir erkek filmi oluyor. Yani. Aynen şey öyle. Zaten öyle biraz. Duygusu değişmedi yani hikayenin. Ben He-Man'le ilgili izlemediğim için bir şey demeyeyim. Mesela bir kadın olarak hani hoşuma gitti mi durum? Ya yok yani She-Ra'ya ait bir proje izlemeyi tercih ederdim mesela. Çünkü zaten çok severdim de eskiden. Keşke öyle olsaydı ama bu halde yani hiçbir şey hissetmedim açıkçası. Ne merak ettim ne de ne gerek var dedim. Bana ne yani? She-Ra'yı yapmamaları nedeni anlıyorsun. Çünkü Talia üzerinden He-Man'i ve eskalatörü gömüyor çok. Hmm. Ya Şire üzerinden onu yapamaz. Şire'nin zaten kendi hikayesi var ya. Evet. İzleticisi olan Tali yan karakter zaten. Yanda duran bir de yancı gibi. Onun üzerinden bir başka bir varoluşsal bir kapı açtığı için bence işliyor. Ama zaten... ya da adı He-Man olmasaydı onun karakteri He-Man değil zaten animasyon adı. Biz He-Man diyebiliyoruz. Ha, hani, okay. Ana karakter oluşu. Açtıkları mizahtan mahrum kalacak olmalarının hırsı da benim sinirlerimi bozuyor yani. O şeyden sadece... He-Man tartışması üzerinden söylemiyorum. Genel politik doğruculukta yani. Hani rahat rahat cinsiyetçi şaka yapamayacakları, homofobik şaka yap... Yani o hakkın ellerinden alınmış olması da sinirlerini bozuyor. Alınmıyor tabii. İşin üst tarafı öyle binlerce film daha çekilmeye devam ediyor. Tabii alınmıyor ki. Da yani. Tabii ki. Ama işte bu serilere şey gibi baktıkları için, o erkek çocukluğumuzun o güzel günleri diye bakıldığı için onlarda değişim olunca inanılmaz sinirlenmiş bu arada falanlar. Delirmişler ya. Delirmişler yani. Bu arada yani haksız da değiller kendilerince. Beklenti üzerinde söylüyorum. Ama halbuki eğlenmek yine mümkün ya. Ben eğlendim. Ben de ilk önce tepki gösterdim. Nasıl ya dedim. Şimdi He-Man ve İskeletör yok mu dedim ama bayağı eğlenerek bitirdim yani. Hatta... Hasan aşırı sinirler Redis'e girmiş bugün. Anonim ismiyle. Burada böyle konuşuyor. Doğru değil. İyi bakalım o zaman. O zaman size doyum olmaz. Evet biz gidelim. Zaten havada kararmaya başladı. Işığımız da gidiyor. Gerçi ben sizi gönderip bir konu daha konuşmak istiyorum. Aa buyursunlar. Ama ya sizin burada olmanıza ihtiyacım. Pokemon'un dizisi geliyor ya. Ay Pokemon. Ay sıçanlar. Hakikaten Pokemon'un dizisi geldi. Kaan ve 30 tane izleyicisi için yapılmış bir şey yani. Bomboş konuşuyorsunuz. Yani gerçekten burada az önce He-Man öven adam. Burada ben He-Man övmedim ki. Çocukluğunda izlediği He-Man öven adam. Ben duygumu anlattım. He-Man övmedim. He-Man övgücüğüm var. Sizin zamanınız geçti. Sizin zamanınız geçti. Oy Hasan sizin zamanınız hiç gelmedi. Oy acı olan o. Arkadaşlar Pokemon'a nihayet hak ettiği değer verilmeye başlandı. Çok kötü bir film çekilmişti. Maalesef Pokemon Netflix için yapılan dizisi onun izinden gidecek gibi şeyler okudum. Umarım öyle bir şey yapmazlar. O sinemaya gelmişti değil mi o? Geldi çok kötü bir film. O işte Pokemon o değil ya. Pokemon'u yanlış anlatıyorlar. Peki başka bir ekip mi yaptı onu? Bilmiyorum evet başka bir ekip yaptı. Lucifer'i yapan kişi yapıyormuş. Ben Lucifer'i çizdim ama kötü mü? Of şimdi berbat dizisi. Berbat bir şey yani. Tamam umutlarımızı yukarıda tutmayalım ama umarım ekipte en azından Pokemon'u çocukluğunda izlemiş, anlamış bir grup insan yazarlığında yapılır da ilginç bir şey görebiliriz. Tamam keşke sen olsaydın yazar ekibinde. Çok isterdim var değil ya mi? Çok isterdim. Heyecanlı bir heyecan. Evet. Abi ya inanılmaz bak, isterdim. Bak istemez mi insan? Ben de zaman çarkını çok isterdim. Bayağı isterdim ya. Neyse umarım iyi olur Pokemon sevgili Pokemon dostları bizi takip eden. Ben de iyi olmasını isterim açıkçası yani izlemek isterim çünkü iyi olursa. Yani, evet. Ne, yani çünkü kötü bir şey çıkarsa büyük ihtimalle hiç şans vermeyeceğim ama iyi bir şey çıkarsa hani tabii ki izleyeceğim yani. Hangi Pokemon karakteriyiz biz Kaan sence? Hasan eşin çarızlar. Bir kere Pokemonlar şey olmuyor. Yani tamam belli karakter özellikleri oluyor ama her hayvanlar gibi biraz yani. Hepsinin sahibiyle başka bir ilişkisi oluyor. Hasan biraz eşin çarızardı gibi. Biraz yavaş söyle. Eşin, eş bir karakter, baş karakteri Pokemon. Bunun Charizard'ı gibi. Görse çok sever zaten. Eşin Charizard'ı. Benim en Charizard'ı değil. Charizard öfkeli, başına buyruk, verilen talimatları dinlemeyen bir Pokemon. Serseridir benim. Net bir Pokemon. Çok ama yani benim en sevdiğim Pokemon'dur. Ha, merak ettim. Oha çok güzel. Hasan Dragon gibi. Evet zaten. Ejderha gibi. Ay mükemmel keşke bu ben olsaydım ya. Moralim çok bozuldu şu an. Kıskandın mı beni? Evet eşit Charizard sana geldi diye. Bu da iyidir. Bak bu olabilirsin. Pershing. Ay ben Pershing'im. Çok neşeli değil sadece Pershing yani. Çok... O zaman olmaz. Şimdi olmayacak bir şeyin havasına girmeyelim. Gerçekten kim olduğumu bilmek istiyorum. Bak Cubone olabilir. Cubone da çok sevilen. Hayır Kaan Cubone çok çirkin lütfen. Çirkin mi? Ya Cubone'u istemiyorum. Müthiş bir Pokemon Cubone. Kemiği var kemiğiyle dövüşüyor. Ama
Kim onu istemiyor? Hatta yani şey, Hollywood'un direkt kullandığı Pokemon'lardan biri oldu. Pikachu, dedektif Pikachu serisi. O kadar gözde bir Pokemon ve çok da tatlıdır. Çok da çok güzel. Evet. Kambo olayım mı? Tamam, olur. Gyarados. Tamam. Bu da arkadaşlar. Tamam. Zenif Gyarados oldu. Gyarados oldu. Özellikleri ne? Bundan evrimleşiyorsun. Tamam, çok güzel. Bunun hiçbir saldırısı yok. Çok komik. Oyunlarda da şeydi. Bunu level atlatmak için inanılmaz uğraşıyorsun. Çünkü dövemiyor karşısındakini. Hiçbir şekilde. Ama gelişince bu oluyor. İnanılmaz güçlü Pokemon oluyor. Su Pokemon'u. Tamam, çok güzel. Ben su grubuyumdur zaten. Akrep aynen. Burcu. Bu da gördüğünüz üzere ejderhamsı. Tamam. Özellikleri? Özellikleri işte buz atmak. Ağzından buz çıkarmak. Ay, nasıl bir... Powerful Water Type Pokemon. Powerful mu arkadaşlar? Güçlüyor. Aynen. Çok güçlü. Bayağı güçlü. Evrensel. Uçabiliyor hatta. Öyle diyeyim. Denizden çıkıp uçabiliyor. Ay çok güzel. Evet. Güneşi de batırdık hakikaten. Kalmasana şimdi. Perdeyi atsana. Perdeyi açıp. Arkadaşlar bakalım. Acayip güzel bir ışık gelecek. Bakın şimdi bekleyin. Bizim acayip beklediği şeyler var. Kaan senin Pokemon. Pokemon. Senin zaman çarkı. Evet ve Dune. Senin ne? Ve Dune. Ben galiba hani böyle büyük şeylerden Matrix'i acayip merak ediyorum. Biz beklemiyor musunuz? Hiç. Hakikaten Matrix'i kendine aldı. Matrix'i kendine aldı bak. Bize inanılmaz. Tırt kendine almadı. Aa. Bize tırt gördüğü tamam, şeyleri okay, atayım. Okay, tamam. Tırt mı? Pokemon tırt mı dedi? Ben Pokemon'un bir şeyim gördüğü. Yok. Tırt gördüğü. Tırt görmedim. Tabii. Benim öyle tutkuyla beklediğim. Bir dakika şimdi. Bir dakika şimdi. Ben de başka bir şey. Bana zaman çarkını veririm. Onun Pokemon'u veririm. Kendine Matrix alma. Hak mı değil mi? Zaman çarkını deliriyorsun. Matrix'e delirmiyor muyum? Kaan da Pokemon'u deliriyor. Matrix'i kendi tek elime almak istemedim sadece. Öyle bir ayıp yapmak istemedim. Okay. Matrix Kaan'da olsun. Hayır, Pokemon sende olsun. Sadece. Zaman çarkı da bende. Buna ne diyorsun? Evet. Sonra hatırlayayım. Benim Game of Thrones'da vardı, onu söylemiyorum artık. Aç köpek. Lord of the Rings var. Annet var. Her şeyden önce Annet var. Onları söylemiyoruz ya. Onları artık saymayalım. Bunu. Hadi al. Leos Carax'ı bünyene al hadi. Hayır. Ben böyle gerçekten çocukluktan ya da gençlikten okuyup böyle deli gibi okuyup ya da izleyip tekrar yeniden beklediğim bir şeyden bahsediyorum. Matrix'i biraz öyleydi. Yani 2000'lerde izledik. İyi yani. Matrix'i yok, sen hak ediyorsun. Yok. Matrix'i izlemeyeceğim. Bu arada bir ara neler izledik çekip Space Jam'i yerden yere vuracağımız günü de bekliyoruz. Çocukluktan beklediğimiz şeyler demişken. Hani kapatalım. Kapatalım. Ara ara çekmeye çalışacağız böyle yine evden. Kıraathane başlayana kadar. Sizi bırakmayacağız çıkıyor. Arkadaşlar. Doğru. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlk başta 5-1 yenilmiş. İkinci başta 2-1. Yaptığı açıklamak ya. İlk 35 dakikadan çok memnun. Ne mutlu sana hocam. Arkadaşlar böyle bir format yapalım mı? Allah kendisi. Fenerbahçe TV gibi. televizyonu karşımıza açıp. Bu kadar seni linç edecek seni. Yok be var kimse. Burada futbol linci yapamaz bizim programı. Seni iptattı. Evet. Diyecektin 15 Temmuz'la ilgili. Uyuyun. Ay buralar var ha. Çok iyi kayıtlamışsın. Sonra değişikliği. Yemin ederim ki o yüzden değil. Allah hayır hayır dursun dursun. Evet bence de. Biraz sinirlerimiz boşaldı. Santrafor transferinde acele edilmiyormuş arkadaşlar. Bırak artık şu haberleri ya. Haberiniz olsun ya. Sen acele... haber sunduralım sana ya valla bir formatta. İstedim ben de bir biliyor musun? Kendi seçtiğin haberleri sun. Ne güzel olur. Santrafor transferinde acele edilmeyecek. Ya harika ya. Ay çok güzel. Ay akşam güneşi bilirsiniz ki sidikliğe vurur. Ben göremiyorum nasıl kadro. Çok güzel. Sen özellikle yakıyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir de gerçekten ışığımızla, mekanımızla gerçek bir YouTube videosu olduk bakın şimdi. 3 kişi daha ideal arkadaşlar hep söylüyorum. Şey var ya küçük çocukların oturup konuştuğu kıraathanede. Olmamız gereken olmuş. O bakın bizim. Yani ben hane candır diyorum her zaman için. Benim favorim hane. Daha programı açmadık bu arada. Bunlar olmamış gibi şimdi böyle insanlar aşı olmuyor muhabbetin ben çok sinirleniyorum. Yani sizsiniz bunun sebebi. Hepsiniz sizsiniz. Yani zamanında aşıları getirseydiniz bugün bu hale değildi. Kesinlikle yemin ederim. Düdük gibi çaldı durdu.